Radyosu'ndan herkese merhabalar sevgili izleyenler. Ben Bahar Özmen. Ekip arkadaşlarımla birlikte bugün de düştük yollara. Bugünün şans yarışmacılarını bulmaya başlayacağız birazdan. Onlara 3 soru soracağım. Doğru cevabı verdikleri takdirde ise hediye çekimi takdim edeceğim. Hazırsanız tüm hızımızla başlıyoruz. Efendim yanımda bir yarışmacım var. Tatlı mı tatlı, sizi tanıyalım mı? Adım İrem, 19 yaşındayım. Üniversite öğrencisiyim. Ne güzel, ne okuyorsun İrem? Moda tasarım okuyorum. Oo, yaşasın modacı olacak hanımefendi. Ne güzel. Şöyle üstümüzü bize bir değerlendir İrem dermişim. Artık herkes değerlendiriyor biliyorsun. Olmuş olmamış diye. Peki sen günlük hayatında giyinirken çok dikkat ediyor musun? Evet ediyorum. Peki kaç saatte hazırlıyorsun bir kombini ortalama? Yarım saatte. Hızlıymışsın sen. Ben daha yavaş, ay bunu mu giysem, onu mu yapsam diye. Hanımlar bir makyaj yaparken bir de giyinirken hakikaten aynen çok vakit harcıyor. Evet. Beyler bazen kızıyor, haklılar da. Haklılar. Peki, genel kültürüne güveniyor musun? Yani azıcık. Azıcık. Hediye çekim elimde. Maksat yarışmak olsun programındasın. 3 soru soracağım. Karşılığında doğru cevabı aldığım takdirde senin olacak. Tamam. Hadi başlayalım. Başlayalım. Yaşasın. Geliyor ilk sorum. Gençlerle yarışmak bana keyif veriyor, enerji veriyor. Ne yalan söyleyeyim. Ülkemizde en uzun gündüzün yaşandığı gün hangi gün? Hep böyle coğrafyada da gösterirler en uzun gün, en uzun gece diye. Ya, tutulduğu gün müydü? Neydi böyle yaz aylarını düşün. Güneş tutulması mıydı? Yok. Yok. En uzun gün deriz. En kısa gün, en uzun gece böyle hani coğrafyada vardır ya tarihleri onların. Ne olabilir? Ay tutulması mı? Hep tutulmalara gidiyorum. Yok tutulmalara gitme. Hiç tutulma değil. Ben senden tarih bekliyorum. Hani böyle işte tarihler vardı. Şu gün öyleydi, bugün böyleydi. Bugün günün en uzun olduğu gün deriz. Geçtiğimiz aylarda bıraktık hatta. Hiç aklıma gelmiyor. Kışın mıydı? Yok yazın. Yazın mı? Yazın. Düşün bakalım gelecek mi aklına? Eylül'de mi? Yok. Geçtiğimiz aylarda. Ay nerede olabilir? Temmuz nerede mu olabilir? Temmuz'da mı? Bir tiyo verelim. Tiyo verelim hanımefendiye. Ne yapsak? 6. ay. Haziran'ın kaçı olabilir sence? Haziran'ın 5'i mi? 5'i nereden çıktı? Öyle bir söyledik. Haziran'ın 5'i mi? Önemli bir tarih. 5 nereden çıktı? 2. Yok 21'i. 21 doğru cevap. Son dakikada aklıma geldi 21'i. Hatırladın mı? Evet. Hocaların sesi kulaklarında çınladı mı? Çınladı. Peki 21 Haziran en uzun gün artık hiç unutmazsın hiç diye düşünüyorum. Hiç unutmayacağım bundan sonra. Üniversite sınavına hazırlanırken de eminim görmüşsündür. Yani görmüşümdür. Kesin peki. Bundan sonra hiç unutmak yok. Yok. Söz mü? Söz. Sözümü de aldım. Devam ediyorum ikinci sorumla o halde. Heyecan var mı? Heyecan var. Hiç heyecanlanma bak. Biz elleri durmuyor çünkü. Eller böyle. Hiç tadını çıkar. Hiç heyecanlanma. Anlaştık. Geçiyorum ikinci soruma. Kararların hukuka uygunluğunu inceleyen en üst mahkemeye ne denir? Hakim. Mahkeme bak. En üst mahkeme. Bir şey kararıyla falan derler. Hatta televizyonda haberleri de söylerken. Y ile başlıyor. Yargı kararı. Yargı ne? Yargı. Yargı. Ne oranın adı genel? Yargı. En üst mahkemenin adı. Yargı. Yargı. Yargıda kal. Yargıtay. Yargıtay doğru cevap. Tebrik ediyorum. Geç olsun güç olmasın diyorum. Bir alkış daha alalım. Birazcık geç oldu ama bildik. Evet. Kimler izleyecek seni? Beni ailem izler. Ne arkadaşlarım güzel izler. Ne güzel. Selam olsun buradan selam da onlara. Olsun. Peki geçiyorum son soruma o halde. Osmanlı İmparatorluğu'nda özellikle sefere çıkarken düşmanı korkutmak için kullanılan askeri bandonun adı nedir? Mehter. Mehter doğru cevaptı. Tebrik ediyorum mehter takımı olacaktı. Arada bilmediklerin de vardı ama artık öğrenmişsindir diye düşünüyorum. Sana hediye çekini takdim ediyorum. İyi günlerde kullan. Nasıl geçti yarışma? Anlat güzel. Çok güzeldi. Öğrendiğim şeyler de oldu. Artık unutmayacağım onları. Peki söz de aldık. Evet. Kendine çok iyi bak. Günün güzel geçti. Teşekkür ederim. Hoşça kal. Bay bay. Okay.
yanımda bir beyefendi var bizimle yarışmak istedi ama kameralar açılmadan hep kartlarıma baktı. Söylerim. Söyleme. Söyledim ama o kartı değiştireceğim. Değiştirme. Değiştireceğim. Olur, arada olur. Olur, ben kopya veriyorum sana, merak etme. Güven kendine ya. Tamam, güveniyorum canım. Tamam, anlaştık. Adın ne? Tanıyalım seni. Samet benim adım. Soyadın? Yazgan. Ne yaparsın? Ne yaparım? Reklam, tanıtım. Bayan kuaförüyüm, öyle. Kolay gelsin. Pek çok iş bir arada. Aynen öyle, evet. Peki genel kültürüne güveniyor musun? Yani güveniyorum. Evde izliyor musun yarışmaları? Doğru cevapları veriyor musun? Yani 500 milyarlık soruların cevabını veremesek de tabii küçük soruların cevaplarını veriyoruz yani. Bakalım, ben inanıyorum sana. Yardım da edeceğim. Kendine güven. Rahat ol, başlıyorum o halde. Tamam, geliyor bak. İlk sorum sana. Kaç duyu organımız vardır? 5. Doğrudur efendim. Bir alkış alalım. Say bize duyu organlarını. Burun, kulak, dil. Oraya niye bakıyorsun? Kopya için mi? Hayır yok. Dil. Ondan sonra 3 tane yetmez mi? Göz. Başka 5, 5 ne? 5. de ağzımız işte. Emin miyim? Eminim, tabii, son kararım. Hepsini saydım. Deri. Göz var, kulak var, burun var. Tamam, 3 etti. 3 etti. Ondan sonra burun. 3'tü zaten burunla birlikte. Göz, kulak, burun. Tamam, ağız 3, var. 4, 5. 5. ne ya? 5. de değil tabii ki de. Ağız ne peki? Ağız da değil. 5. ne ya? 5. ne? Dil, dil. Dil değil, tam diliz. Şimdi ağız dediğini sayıyorum. 5. Deri. Deri, söylediler. Dayanamadı. Akla gelmedi mi bir anda? Gelmedi. Peki efendim, 5'i ezbere biliyoruz ama bazen sayın deyince duruyor tabii, insanlar 5'i. Tabii, böyle bir şey oluyor yani. Böyle. Tamam, çok normal. Heyecan olabilir, kameralar oluyor, tabii, kalabalık tabii, oluyor. De biraz tabii kalabalık oluyor falan, böyle bir şey oluyor. Peki, peki. Hiç merak etme, keyfini ama çıkar. Biraz böyle kamera karşısına geçtikçe, karşısına durunca böyle insan yavaş yavaş rahatlıyor, alışıyorsun değil mi? Alışıyorsun, evet. Böyle bir özgüven geliyor kendine. Süper, şahanesin. Geçiyorum ikinci soruma. İkinci soru, evet. Geliyor. Hemen şöyle saklayayım. Türk sinemasının sultanı lakaplı ünlü artisti kimdir? Türk sinemasının sultanı. Türkan Şoray. Doğrudur efendim. Koca bir alkış daha alalım beyefendi ikinci soru için. Üçüncü ve son sorumda maksat yarışmak olsun, tüm hızıyla devam ediyor. Son soru, hazır mısın? Hazırım. Geliyor. Tamam, süper. Dünya haritasını çizen ilk Türk denizci kimdir? Kopya yok paylar bayanlar. Tam bu da annesinin ismini biliyor. Evet. Laf attılar, evet, sana. Bana laf attı, şimdi benim psikolojimi bozdu arkadaş. Psikoloji. Şimdi bulacağım onu. Söylüyorum. Söyle. Piri Reis. Piri Reis doğru cevaptı. Alkışlayalım beyefendiyi. Evet. Nasıl geçti yarışma? Biraz ilk soru zordu. 5'inde sordum, biraz heyecan yaptım. 2 ve 3'ten sonra alışmaya rahatladım. Tam sen yani alışınca da sona erdi yarışma. Ama şimdi 4-5'te sor var ya gelmişken. Böyle takdim edeyim. Çok teşekkür ederim. Hoş sohbetin için. Kendine çok iyi bak. Kendinize çok iyi bakın. Şöyle bir maksat yarışmak olsun de. Maksat yarışmak olsun. Bir daha söyle. Maksat yarışmak olsun. Maksat yarışmak olsun. Peki, hoşça kalın. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben... Sizi tanıyalım. Ben Zilan. Üniversite öğrencisiyim. Ne okuyoruz? Grafik tasarımı. Grafik nasıl, seviyor musun işini? Evet. Çok çizim da eğlenceli, renkli. Evet. De nerelisin? Mardinliyim. Mardin'e gidersek ne yapalım? Gidiyor musun oralara? Gidiyorum. Çok güzel bir yer. Tarihi yerler var oralarda. Bol bol gezmelisiniz orada. Nereleri gezelim? İlk şurayı gezin dediğin bir yer var mı bize? Kiliseler çok var orada. Genelde orada hani dil ve dinler topluluğu olduğu için kardeşliğin simgesi. Bir sürü eski tarihi yerleri görebilirsiniz. Yaşasın. Peki ne yiyelim Mardin'e gidip? Çiğ köfte yiyebilirsiniz, içli köfte yiyebilirsiniz, tandır ekmeği yiyebilirsiniz. Var da var. Güzel lezzetler hakikaten. Kendine güveniyor musun? Ya evet. Gel kaçma. Gitgide yana gittik. Gel kaçma. Kendine güveniyorsun. Evet. Peki. O halde geliyor benim de ilk soru. Evet, gelsin. Bir üçgenin iç açılarının toplamı kaç derecedir? 180. 180 doğru cevapta, bir alkış alalım hanımefendiye. İlk soruyu bildik. Tebrik ediyorum. Heyecan attık mı? Evet, attık. Zor. Evet, attık diye şöyle bir nefes alarak evet attık. Evet. Bakalım attık mı, ikinci soruya geçiyorum o halde ben. Nobel Edebiyat Ödülü kazanan ilk Türk yazar. Türk yazar. Nobel'i kazanan ilk Türk yazar. Yaşar Kemal. İyi düşün. İlk Türk yazar. Yaşar Kemal.
Kim ya? Nazım Hikmet. Değil. İyi düşün. Eskilerden. Yok, biraz daha yenilerden onlara göre. Daha genç. Hiç de farklı. Değil. İyi düşün. İyi düşün. Son tahmin hakkın. Kim olabilir? Bilmiyorum. Kız mı, erkek mi? Erkek. Kim? Kitaplarında çok güzel betimlemeler yapar. Uzun uzun böyle. Bilmiyorum. Bir baş harfi alsa. O. O. Orhan Kemal. Dıt 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 dıt. Kurgu yönetmeni arkadaşım kırmızı ışığı yakacak. Ulaş, selam olsun Ulaş'a da. Orhan Pamuk olacaktı. Aa, evet. Eyvah eyvah, unuttuk mu? Gelmedi mi akla? Gelmedi. Olsun, maksat yarışmaktı. Tanışmış olduk. Kendine çok iyi bak. Bizi izlemeyi unutma. Hoşçakal. Merhabalar, sizi tanıyalım mı? Tugay Burgucu'yum. Kaç yaşındayız? 21. 21 yaşındayız. Ne yapıyoruz, okuyor muyuz? Okuyorum, Marmara Üniversitesi. Ne okuyorsun? Ekonomi. Oo, zor değil mi? Yani zor, eğlenceli. Seviyorsan her şey kolay. Aynen. Peki harikulade. Bugün ne yapmaya çıktık dışarı? Bugün çalışacağım, işe gidiyorum. Ne işle uğraşıyorsun peki? Garsonluk yapıyorum yani. Kolay gelsin diyelim sana da. Hem okuyoruz hem çalışıyoruz, ne güzel, ne mutlu sana. Kendini her alanda geliştiriyorsun hayata karşı. Yani uğraşıyorum tabii ki. Peki, ne güzel. Genel kültürüne güveniyor musun? Yani bakalım olduğu kadar. Bakalım neler olacak. Maksat Yarışmak Olsun programındasın. 360 ekranında 3 soru soracağım. Karşılığındaysa hediye çekimi rica edeyim hemen. Gizem de hediye çekimizi verdi. Elimde sana takdim edeceğim. Anlaştık mı? Anlaştık. Yardım edeceğim. Takıldığın yerde benden ipucu alabilirsin. Tamam, kaç yap hakkım var? Ona bakarız. Ona bakarız. Tamam. Haydi, geliyor ilk sorum sana da. Bulgaristan'ın başkenti neresidir? Sofya. Doğru cevabı verdik. Alkışlayalım. Yurt dışına çıktık mı hiç? Çıkmadım henüz. İstiyor muyuz? İstiyorum da biraz zor gözüküyor. Nereyi istiyorsun? Ya daha çok böyle doğu taraflarında, Hindistan, işte Çin, Nepal. Aa, ne güzel. İnşallah uzak doğu tarafına da gidersin, Hindistan tarafına da gidersin. Hindistan'ın çok güzel olduğu söyleniyor. Hakikaten ben de gitmek istiyorum. Merak ediyorum oraları. Yani biraz da böyle tehlikeli olduğu söyleniyor falan ama bakalım. İyi araştır. Gitmeden önce iyi araştır. Peki, geçiyorum bir diğer soruma o halde. İkinci sorum gelsin sana. Türkiye'ye ait en büyük ada hangisidir? Marmara Adası olabilir mi? İyi düşünelim. Türkiye'ye ait en büyük ada. İmroz diye de geçiyor ada. Bir diğer adı İmroz. İmralı falan mı? Değil, değil. Yok, yok. Şaka ediyorum. İmroz. İmroz diğer adı. Aa, hiç bilmediğim bir yerden geldi ya. Eyvah eyvah, bilmediğimiz yerlerden. Bir dakika, Ege taraflarında. Bir düşünelim. Ya da Marmara taraflarında mı? Y harfiyle başlıyor ama artık hiçbir kopya vermem. Tamam, G ile başlıyor. Evet, ne tamam, ada? Bileceğim, bir dakika. Hadi bakalım, G ile başlıyor. Hızlıca düşün çünkü ben 5'ten geri saymaya başlıyorum. Yapma. 5, verdim sana baş harfini, daha ne yapayım ben? 4, 3, 2, 1, eller titriyor böyle. 0 alayım, ne ada? G ile başlıyor dedim. İpucu ver, adaları düşün şöyle, hangi ya, adalar var? Dilimin ucunda da söyleyemiyorum. Girit. Girit değil. Girit değil. Türkiye'deki emir. G'li adam. Ya bilmiyorum ya. Söylüyorum, söyleyince üzüleceksin ama üzgünüm. Evet, çok üzüleceğim ama olsun, yapacak bir şey yok. Evet. Gökçeada. Gökçeada olacaktı. İmroz'du diğer adı. Olsun. Maksat yaşamak. Heyecan yaptık galiba biraz. Ya heyecan değil aslında. Bilmiyordum ya. Hani gelmedi artık. Bahane bulmaya gerek yok. Tamam, peki. Yani. Kendine çok iyi bak. Çok memnun oldum seninle tanıştığıma. Hoşçakal. Görüşürüz. Haydi devam edelim bizler. Gerçekten beyefendiye ben de kopya vermeye çalıştım ama o an aklıma gelmedi. Olsun. Maksat yarışmak. Bizler devam ediyoruz. Efendim, yanımda bir yarışmacım var. Sizi tanıyalım mı? Merhaba, Bora Sancaktıroğlu'dum. Ne yapıyoruz? Okuyor muyuz? Çalışıyor muyuz? Öğrenciyim. Gözlüğü de çıkaralım mı? Bir yüzünü görelim biz de. Evet, izleyicilerimiz de görsün. Peki, genel kültürüne güvenir misin? Yani soruya bağlı, o kadar net bir bilgi mi? Bakalım neler olacak, soruya bağlı diyor. O zaman ben sana şöyle bir şey yapayım. Kartlarımdan istediğini seç, o karttaki soruları sana sorayım. Kendi kaderini şu an kendin belirledin. Geldi soru kartı elime.
İlk soru, kolay sorum geliyor. Üç soruyu bildiğin takdirde de hediye çekin elimde. Sihirbazların şapkalarından hangi hayvanı çıkarması meşhur? Tavşan. Doğrudur efendim, bir alkış alalım. Gitmiş miydin küçükken sihirbaz gösterilerine? Yok da çocukken herkesin olduğu gibi ben de alıyordum oyuncaklarını. Yani bir şeyler yapıyorduk tabii. Evet, böyle yapmaya çalışıyorduk. Böyle gizemli bir şey var sanıyorduk. Sonradan öğrendik ki hepsi el çabukluğu, el pratik. Aynen öyle. Aynen öyle. Peki geçiyorum ikinci soruya o halde. Edebiyat bilgin nasıldır? Sınava da hazırlanmışsın. Bu soruyu bileceğine inanıyorum. Bakalım ya. Mecazi Mürsel nedir? Mecazi Mürsel. Mecazi Mürsel bir mecazi kelimenin, yani onun edebiyatçı herhalde ismi olması lazım, öyle biliyorum çünkü. Hani bir espri şekilde konuştuğunda mecaz yaptığında, yani mesela farklı bir kişi yerine koyduğunda Mecazi Mürsel olur. Evet efendim, kabul ediyorum Mecazi Mürsel'in cevabını da. Benzetme amacı olmaksızın bir sözün başka bir söz yerine kullanılması Mecazi Mürsel'di. Son soruya az kaldı artık, geldik son soruya. Nasıl geçiyor yarışma? Evet. Heyecan da var tabii ama. Heyecan yapmayalım ama çok normal heyecan olması da. Kameralar var karşında. Bir anda çıktık, pat pat diye soruları da soruyorum. Kaçıyorduk zaten. Evet, kaçıyordun sen ama baktığınızı gördük, hemen geldik yanınıza biz de. Geçiyorum son soruya. Coğrafyan nasıl peki? Çok güvenmem peki coğrafyama. Peki, bildiğine inandığım bir soruyu daha soruyorum sana. Dünyanın en büyük sıcak çölü neresidir? Sahra. Sahra Çölü doğru cevaptı. Koca bir alkış alalım. Tebrik ederim, kazandın, azmettin. Sakin sakin, heyecanlıydın ama sakinliğini de hep korudun. Kimler izleyecek seni? Bilmiyorum valla şahsen şu an. Evdekiler izler herhalde, anne baba. Büyük ihtimalle. Buradan da selam gönder bence onlara. Hoşça kal, görüşürüz. Kendine çok iyi bak. Gençlerle yarışıyoruz. Yanımda bir beyefendi var. Sizi tanıyalım mı? İsmim Bahadır. Öyle. Soyadın ne? Soyadım Akçıoğlu. Kaç yaşındasın? 20 yaşındayım. Ne yapmaya çıktık bugün dışarıya? Bugün dişçide randevum vardı. İşte onu hallettim. Hallettik mi? Dişler sağlıklı mı? Çok sağlıklı. Bayağı sağlıklı. Peki, ne güzel. Halletmişsin işlerini. Peki, genel kültürümüze de güveniyoruz sanırım. Maksat Yarışmak Olsun programındasın. 3 soru soracağım. Karşılığındaysa hediye çekimi hemen alayım Gizem'den. Geldi hediye çekim. Hediye çekimi takdim edeceğim. Tamam. Anlaştık. Anlaştık. Haydi başlıyorum o halde. İlk soru gelsin sana. Elleri böyle bir kaşıdık, gelsin hediye çekiliyor. Bakalım ilk sorumuz şu. Erken doğan bebeklere ne denir? Sezeryan. Yok, erken doğan bebeklere. Erken doğan. Ne denir? P ile başlıyor. Prematüre. Evet efendim, doğru cevap prematüreydi. Tebrik ediyorum, bir alkış alalım ilk soru için. Motivasyon. Güven, kendine heyecan mı yaptık biraz? Aynen, biraz heyecanlandım. Tamam, geçiyorum ikinci soruma. Ney üfleyen kişiye ne denir? Neyzen. Evet, doğru cevaptı. Tebrik ediyoruz. Bir alkış daha alalım ama sen gitgide benden uzaklaşıyorsun. Gel şöyle. Kaya kaya bir hal olduk. Yakında peşinden koşarak gideceğim ben de. Neyzen doğruydu. Senin müzik aletleriyle aran nasıl? Çok iyi değil. Müzik... Çaldığın bir şey var mı? Yok, çaldığım bir şey. Peki, öyle bir sorayım dedim ben varsa. Hani konuşuruz biraz üstüne evet, diye. İşte ileride. İleride ne istiyorsun? Keman olabilir ya, keman. Çok güzel gerçekten, sesi de muazzam. Çalması biraz zor diye duydum ama bilmiyorum, ne yalan söyleyeyim. Zoru seviyorum yani. Oo, güzel, zoru severiz. Son sorum biraz zor geliyor, bakalım onu sevecek misin? Şimdi... Seviyorum zoru diyor. Son sorum gelsin o halde. Gerçi zor gelmedi şu anda sana da. Tamamı İtalya'nın içinde yer alan ve dünyanın en küçük ülkesi olarak bilinen yer neresidir? Süren var mı? Düşünebilirsin. V ile başlıyor. Vatikan. Vatikan doğru cevaptı. Tebrik ediyorum, koca bir alkış beyefendiye. Hediye çekini şöyle takdim edeyim. Nasıl geçti yarışma, anlat bize. Yarışma beklediğimden zevkliydi yani ama cidden güzeldi, eğlendim. Güzeldi, eğlendin. Peki o halde şöyle bir kameraya doğru hediye çekini göstererek de maksat yarışmak olsun şöyle diyelim mi? Maksat yarışmak olsun yani. Eğlendik, bitti. Eğlendik, bitti. Bu kadar da. Hoşça kal, kendine iyi bak. Görüşürüz, bay bay. Bir beyefendi geldi yanıma. Buyursunlar, hoş geldiniz. Hoş buldum, merhaba. Siz tanıyalım mı? Oğuzhan Ercan. Ne yaparız, ne işe meşgulüz? Anket yapıyorum. Anket yapıyorsun, anketör diyoruz değil mi anket yapanlara? Saha araştırmacısı. Saha araştırmacısı, evet. Peki beyefendi, hemen düzeltti beni de. Nasıl gidiyor işler? Güzel, iyi.
Peki bakalım, genel kültürümüze güveniyor muyuz? Evet, oldukça. Oldukça diyor beyefendi. İddialı bir yarışmacı bizimle. Başlıyorum o halde. Türkiye'nin en kuzeyinde bulunan ilimiz hangisidir? Sinop. Doğrudur. Bir alkış alalım beyefendiye. İlk soruyu bildik. Sinop doğru cevap. Alkış, alkış. Halkın desteğini de arkamıza aldık. Alkışlar geliyor. Geçiyorum bir diğer soruya. Kolalı gömlekteki kola ne demektir? Kolalı gömlekteki? Kola ne demektir? Bir temizlik maddesi. Yok, gömleğin neresidir öyle sorayım. Kola. Neresidir gömleğin kola? Yaka mı oluyor acaba? Yaka doğru cevaptı. Alkışlıyoruz beyefendi. İkinci sorumuzu da bildi. Yaka doğru. Çok sakinsiniz. Yaka. Çok sakiniz. Çünkü her gün yarışmaya mı katılıyoruz yoksa? Yok, annem tekstil mühendisi de benim. Ama orada. Soru çok değişik geldi. Soru değişik geldi. Ödüllerini de biliyorum ben ama o... Ama bulduk. Olsun. Geç olsun, geç olmasın. Geçiyorum son soruma. Uzaya gönderilen Sovyetler Birliği yapımı ilk uydunun adı nedir? Zor mu geldi? Evet. Duymuş muydunuz hiç? Kozmonot deniyor hatta. Rus adı mi? Neydi onun? Onun adı neydi? Apollo değil. S ile başlıyor. S ile başlıyor. Zor yerden geldi soru. Evet. Harbi. Beşten geri sayıyorum yavaş yavaş. Ama. Beş, hadi sayalım hep birlikte. Dört. Üç. İki. Bir. Alayım cevabı varsa. Yok. Hoş geldin abi. Bakın neymiş cevabı. Sputnik, evet. Biliyorum. Sputnik olacaktı. Olsun, akla gelmedi. Olur. Hoşçakalın. Görüşürüz. Beyefendi gitti hemen. Olsun, bilemedik. Olur böyle şeyler. Buyurun buyurun, güzel bir hanımefendi geldi yanıma. Dıdıt dıdıt. Şöyle geleyim mi? Merhaba. Merhaba. Gözleriniz ne kadar güzel. Ben heyecan yapıyorum. Ay, ay heyecan yapmayın. Tamam. Heyecan yapmayın, sakin. Ne korkum var, yapamıyorum. Bugün bunu aşalım. Tamam. Ne dersin? Karşındakileri 10 yıldır tanıyormuş gibi düşün. Karşında iki kameraman arkadaşım var. Az önce tanıştık zaten. İyi gibiler de. İyi gibiler, iyilerdir. Ben hoşlanmıyorum. Kamerayı şey yapsak. Kamerayı ne yapsak? Tamam. Nasıl çekeceğiz o zaman? Tamam, sorulara geçelim mi? Tamam, ben geçeyim mi? Cevaplamak istiyorum. Adını soyadını öğreneyim o zaman. Ayşenur Yıldırım. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorum? Okuyorum şu an. Ne okuyorsun? Hukuk. Hukuk. Evet. Avukat olacak hanımefendi. Senin bunu aşman lazım. Önemli davalara gireceğim. Ben kamerayı sevmiyorum. Kalabalıklara konuşacağım. Belki kamera, ileride... Kamera belki ileride... Her yerdeler. Belki ileride kameralara da konuşman, açıklamalarda bulunmam gerekir. İnşallah öyle güzel, güçlü bir avukat ol sen de. İnşallah, inşallah. Peki. Kamerayı bir halletsem olacak. Halledeceğiz. Onu bugün çözüyoruz. Ben de o iş. Tamam. Hı? Peki, geliyor ilk sorum. Hı? Hızlı hızlı. Seninle daha fazla konuşmuyorum. Heyecanı da azaltalım istiyorum. Gelsin ilk sorumuz. Hareketli bir şekilde sorumuzu soracağız. Tamam. Türkiye'nin yüz ölçümü bakımından en büyük şehri. Yüz ölçümü şehir. Konya mı? Konya doğru cevaptı. Alkışlar kameraya. Alkışlıyorum. Alkışlıyoruz. Alkışlıyoruz Sefacığım, Aybert'cim. Lütfen lütfen. Hanımefendi kamera fobisini yeniyor. Konya. Gittin mi Konya'ya? İşte ben gittin böyle mi Konya'ya? Yok, gitmedim. Peki. Tamam. Peki, geçiyorum öbür soruya. Hemen gelsin diğer sorum. Peki sana yüz ölçümünden gideyim mi? Başka bir soru daha sorayım mı? Tamam, olur. Dünyanın yüz ölçümü bakımından en büyük ülkesi neresidir peki? Rusya mı? Rusya doğru cevap hanımefendi. İkinci soruyu da bildi. Rusya'da Rusya, Rusya'da Rusya. Rusların... Teşekkür ederim, çok sağ olun. Rusların böyle bir oyuncak bebeği var, biliyor musunuz onları? İç içe çok meşhur. Evet, matruşkaları hakikaten çok da güzel oluyor. Belki ileride Rusya'ya gidersiniz. Olabilir. O matruşkalardan giderseniz eğer bizim için de bir tane alın, olur mu? 360 TV'yi alırım. Teşekkür ederim. 360 yazdırırım. Teşekkürler, şahanesiniz. Hemen ben yavaş yavaş hediye kartımı da alayım, artık sana geliyor gibi. Şöyle emaneten vereyim mi? Güzel. Olsun. Şimdi son soru, ben inanıyorum bunu da halledeceksin sen. Gelsin son sorum. Edebiyatlardan nasıl? Fena değil. Çok özel ilgim yok ama. Yani böyle sınava hazırlanırken sınava de. Sınava hazırlanırken tabii ilgilendim. TM'den girmiştim zaten. O zaman bence benim bu sorumu bileceksin. Hemen sorumu da bulayım sana. Maksat yarışmak olsun. Son sorusuyla tüm hızıyla devam ediyor. İlk yerli tiyatro eserinin adı.
şey evlenmesi. Hah, ne evlenmesi o? Şair evlenmesi, Şinasi. Evet efendim. Tamam. Tebrik ediyorum. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere, hoşça kal. Yarışma fobisi olan, daha doğrusu kamera fobisi olan çok tatlı bir yarışmacım da soruları da bildi. İnşallah ileride de iyi bir avukat olur. Kameralara da alışır. Böyle güzel güzel açıklamalar yaparken izleriz onu da. Bizler devam ediyoruz. Haydi. Yanımda bir beyefendi var bizimle yarışacak. Seni tanıyalım mı? Mikrofon benim. Mikrofonu alma. Tamam. Ben Furkan. 21 yaşındayım. Burada yaşıyorum. Bir yandan çalışıyorum, bir yandan okuyorum. Tasarım, freelance tasarım yapıyorum. Ne güzel, ne mutlu. Yaratıcılık gerektiren bir iş. Evet, biraz. Belki bakalım ileride inşallah sen de böyle çok güzel, değişik şeyler yaratırsın. Bizler de görürüz, izlerim. İnşallah, inşallah. Peki, nerelisin? Yozgatlıyız ama Selanik göçmeni. Aa, ben de Selanik göçmeniyim. Evet, bak güzel. Buradan şimdi ben sana yardım ederim dermişim bu vesileyle. İpucu herkese veriyorum. Yok tabii ki. Kendine güveniyor musun? Yani kısmen. Bakalım neler olacak. İlk sorum kolay, ikinci sorta, üçüncüsü bir parça zor oluyor. İlk sorum gelsin sana. Hangi takımlısın? Beşiktaş. Ama Galatasaray'dan bir soru geliyor. Galatasaray hangi yıl UEFA kupasını almıştır? 2002 galiba. Emin misin? İyi düşün. 97 mi? Bence bir dur düşün. Hatırla o yılı. Çünkü bütün Türkiye'de gazeteler yazdı. Çok önemli bir kupaydı. Sen de eminim izlemişsindir. Yılı iyi düşün. 17 Mayıs. 2001. Emin miyiz? 2000. 2000. 2000 tuttu. Tamam, 2000. 2000 tuttu. Okey, tamam. Oldu. Bir alkış yap kendine o zaman. Bildiğin ilk soruyu. Tamam. Yardımlarımız var. Evet. Hemen ikiye geçelim diyor bu hızla. Geçelim ikiye. Hemen bakıyorum bakıyorum, iki gelsin. Dünyanın en yüksek dağı neresidir? Fuji değil, Himalaya. İyi düşünelim. Dünyanın en yüksek dağı. Yani Himalayalar var. Fuji var. Neresi olabilir? Everest. Everest doğru cevaptı. Everest doğru. Alkışlayalım beyefendi ikinci soru içinde. Kendimi yeniden alkışlıyorum. Kendimizi yeniden alkışlayalım. Üçe geçelim mi? Geçelim. Hemen bana diyor. Bir, iki, üç, hemen geç diyor. Hızlı yaparsak daha çok bilme şansım var. Öyle mi? Peki. Ben sorayım sana son sorunu da o halde. Zamanın en büyük yolcu gemisi olan Titanic kaç yılında batmıştır? Ne oldu ya? Filmlerini izledik hep. Yani 97. Değil. Belki. Sıcak mı soğuk mu peki? Değil. Soğuk. Çok soğuk. 70. Çok soğuk. Belki. Hala soğuk. Daha fazla tüyo vermem. 36. Daha da ya 36 da soğuk. Ama tersten soğuk. 50, 55 falan. Yok, tersten değil. Aşağı doğru inmen gerekiyor. Bir tane tahmin hakkı daha veriyorum. Çok saydın. Son soru da bu kadar çünkü imtiyaz tanımıyorum. Söyle. 45. Dıt 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 dıt. Üzülerek. Değil, 1912 olacaktı. 12. Hı-hı. Çok erken değil mi ama 12? Vallahi bilmiyorum. Sence erken mi, geç mi ama? Filminden olarak dedim, hani belki 30 sene 40 sene önce falan olmuştur. Öyle söyledim ama tutmadı yani. Yok, olmadı, olsun. Maksat yarışım arttı. 1912 olacak. Tamam, öğrenmiş olduk. Öğrenmiş olduk. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Yarışmak olsunun bugün de sonuna geldik. Kimileri kazandı, kimileri kaybetti. Maksat yarışmaktı. Bizler çok eğlendik. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.